Ya aslında şöyle değerlendirmek mümkün. Bu tecrit politikaları, yani mesela en yoğun yaşandığı durumlar esasen yani böyle faşizan uygulamaların olduğu, mesela Hitler Almanya'sında, Mussolini İtalya'sında bu tecrit daima uygulanır. Kime uygulanır peki? İktidarlar karşısında özgürlük talebi olan, eşitlik talebi olan ve bir başka dünyayı inşa etmek üzere birlikte olanlara. Ve burada şimdi bizim gördüğümüz tecrit politikası, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit politikasının ne kadar bu iktidarın hassas bir noktası olduğu çok açık ortaya çıktı. Özellikle Didan Yanardağ'ın tutuklanmasıyla birlikte çok daha net ortaya çıktı. Bu esasen biliyorsunuz Kürt sorununda eşit, adil, demokratik ve barışçıl çözüm talebinin karşılık bulması sonrasında gelişen bir şey. Bunun karşılık bulması ve bir bütün olarak sahiplenmesi meselesine ket vurmak istiyorlar. Peki bunun en temel Kürt sorununun eşit, adil, demokratik ve barışçıl çözümü, bir başka dünya inşası mümkünün sözcüsü kim? Abdullah Öcalan. Dolayısıyla onun bu etkileşimi kesilmesi lazım. İktidarların her zaman yaptığı budur. Ve bu mesela bu uygulamanın ne herhangi bir hukukla bir bağlantısı var, ne herhangi bir hani insan hakları şeyiyle bir bağlantısı var. Ama buna rağmen mümkün olabiliyor. Şimdi bizim aslında bunu tartışmamız gerekir. Yani hiçbir hukuk zemini olmadığı halde bu nasıl mümkün olabiliyor? Mesela Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasını şey yapalım. Merdan Yanardağ ne dedi mesela? Biliyoruz ki Merdan Yanardağ'ın politik çizgisinin Abdullah Öcalan'ın politik çizgisiyle aslında hiçbir yakınlığı yok. İktidar da bunu biliyor. Ama Merdan Yanardağ ne dedi? Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yok, kaldırılması lazım dedi. Şimdi iktidarın hassas noktası bu. İktidarın hassas noktası bu. Ve tüm kendi ilkelerini bile çiğneyerek bunu diyeni ben Merdan Yanardağ olsa bile gözaltına alırım, tutuklatırım diyor. Bu aslında bir bütün olarak herkese bir mesaj vermek istiyor. Benim hassas konum budur. Buna değinenin de kendisi tecrit altına alınır demek istiyor. Peki bu işe yarıyor mu? Yaramadığı çok ortada. Tecrit koşulları çok uzun süredir devam ediyor ama burada eşitlik, demokrasi, Kürt sorununun eşit ve adil demokratik çözümü mücadelesi bitmiyor. Peki bu koşulda bunu gören bizler, bunun hiçbir hukuk kurallarına, hiçbir ilkeye sığmadığını gören bizler nasıl yapacağız? Bana burasının çok önemi var, bence burası çok önemi var. Ne demek istiyorum bunu söylerken? Şimdi dediğim gibi bu hukuk meselesinin, adalet meselesinin iyice irdelenmesi lazım. Mesela ta milattan önce 600 yılında bir filozof diyor ki hukuk güçlünün işine gelendir. O dönemde bile var bu. Ve bugün geldiğimiz noktada hukuk dediğimiz şey güçlünün, iktidarın kendince uyguladığı, bizim evrensel olarak kabul ettiğimiz şeyler değil, kendisi fiilen kendi hukumu da çiğnerim ve işime geleni yaparım diyor. Ama mesela bir İngiliz filozofu da diyor ki tam bu noktayı yaşıyoruz. Hukukun, adaletin bittiği yerde tiranlık başlar diyor. Tiranlık yani diktatörlük başlar diyor. Şimdi biz tam buradayız. Bunun çok büyük açılımları var. Nedir o büyük açılımları? Mesela İşte çözüm sürecinden bugüne geldiğimiz noktaya bakalım. Son noktada rejimin temel karakteri adaletsizlik, hukuksuzluk oldu. Ve onu şu dönemde tehdit eden kendi o faşizan uygulamalarını artık kurumsallaştıracağı bir aşamaya geldi. Tek bir muhalefete bile kim olursa olsun tahammül yok. Ve burada Orta Doğu politikalarının çok önemi var tabii ki. Orta Doğu'da işte Suriye politikası, Kürt hareketinin İran'da, Suriye'de, Irak'ta ve bizim topraklarımızdaki siyaseten
siyaseten meşruluğu meselesi ciddi tehdit. Bu siyaseten meşruluk iktidar için ciddi tehdit olduğundan tecrit uygulamasını Abdullah Öcalan üzerinde cisimleştiriyor ama bunu bir toplumun tamamına yayıyor. Şimdi o yüzden bu sadece tek bir kişinin tecriti meselesi değil. Siz diyelim ki birçok siyasi grup falan Abdullah Öcalan'ın politik hattı ile şey yapabilir, eleştirebilir, sahiplenmeyebilir. Ama bu tecrite karşı olmayı yani şart kılar. Eleştirebilirsiniz ama bu tecrit dediğimiz şey toplumun bütününü kuşatan bir şey meşrulaştırma aracı haline geliyor. Mesela son dönemde iktidarın saldırıları basın emekçileri üzerinde çok yoğunlaştı. Artık basın emekçileri bırakın haber yapmayı fotoğraf çekemez hale geldi. Çünkü işte cumartesi annelerinin hafta sonu eyleminde gördük. Onur yürüyüşünde gördük. En basit hak talebi için sokağa çıkan herkes abluk altına alınıyor. Tecrit altına alınıyor. Ve bu tecriti kırma meselesi basın emekçileri açısından çok mühim ve bizim açımızdan da çok mühim. O yüzden basın emekçileri ağır baskı altında, mesela onları da sahiplenen, kuşatan bir mücadele hattımız olması gerekiyor. Bizim Kürt basınına, özellikle Kürt kadın basınına çok yoğun baskı var, tutuklama var. Bunların hepsi tecrit. Peki bütünsel olarak eğer biz gerçekten bu Cumhur Başkanlığı hükümet sistemi denilen sistemle birlikte ve seçimlerden sonra bu tecritin bütün toplumun dokularına sert bir şekilde uygulanacağını öngörüyor isek birlikte bunun önüne engel olmalıyız. Birlikte mücadele etmeliyiz. Bu mücadele de sadece hukuk zemininden olmaz. Hukuk zeminindeki mücadele de çok önemli. Siyaseten mücadele çok önemli. Siyaseten güçlerin birleştirilip birlikte bu ablukayı dağıtmak çok önemli. O yüzden ben diyorum ki buradan bu tecrit politikası tekil tekil şeyleri sıkıştırılmadan tüm mesela hapishanelerdeki tecrit koşulları çok artıyor. Bizim toplumsal olarak tecritimiz çok artıyor. Mesela deprem bölgesine gelmek istiyorum burada. Orada da tecrit meselesi çok mühim geldi bana. Diyelim ki şey konteyner kentler yapıyorlar. Çadır kentler yapıyorlar devlet kendisi. Öyle bir yapılaşma var ki hiçbir toplumsal alan yok. Toplumun tek tek atomize etmek istiyorlar. Toplumsal etkileşimi ortadan kaldırmak istiyorlar. Dolayısıyla bu tecritin bu tür bir boyutu da var. Kentsel dönüşümde de bir boyutu var. Tecrit dediğimiz şeyi gerçekten tüm boyutlarıyla ele alıp topyekün bunun karşısında olabilecek bir politik hat ve politik mücadele şart diyorum ben. Şimdi konuşmanın başında da demiştim ya Nelson Mandela'ya olan tecrit. Sonra İtalyan komünisti var Gramsci. Mussolini onu asla sesi dışarıya çıkmaması gerekir diyor ve bunu susturmamız gerekir diyor. Mutlak tecrit altında uzun yıllar kalıyor. Sonra Latin Amerika diktatörlükleri zamanı. Latin Amerika mücadelesi, yerli mücadelesi verenler, işte halkların özgürlüğü mücadelesini verenler diktatörlüğe karşı onların liderleri ağır tecrit altında kalıyorlar. Benim gördüğüm ama bu kadar uzun, yani Abdullah Öcalan üzerindeki bu kadar uzun ve bu kadar mutlak tecrit, belki bilgi eksiğim vardır bilmiyorum ama görebildiğim, tartışabildiğim bu kadar mutlak olan gerçekten özellikle son dönemler için hiç yok. Hiç yok. Bu mutlak bir tecrit meselesi gerçekten ciddi bir mesele. Peki niye bu mümkün oluyor? Bir kere toplumu ayrıştırmayı başardı ve uzun yıllardır medyasıyla şununla bununla Kürt hareketinin mücadelesine karşı hele bu hani milliyetçiliğin, ırkçılığın arttığı bir yerde o ayrışmayı yapabildi. İşte bizim bu ayrışmayı ortadan kaldıracak şeyi göstermemiz lazım. Bu mutlak tecrit sadece Kürt hareketinin tecriti değil. Bu mutlak tecrit bir bütün olarak hepimizin tecriti diye görülmeli.
ve ona uygun mücadele edilmeli. Şimdi burasının burada tam dediğiniz gibi bunun mesela Afrika'da, ırkçı rejimlerde, Latin Amerika'da, Avrupa'da nasıl ortadan kalkmış meselesinin altını iyi çizmek gerekiyor. Bir kere bu ortadan kalkma, hafifleme, tecritin hafiflemesi, en azından dışarıya ulaşım meselesinde ciddi toplumsal kesimlerin bütününün mücadelesi bunu mümkün kılıyor. Hem hukuk mücadelesi, hem siyasal mücadele, hem diktatörlere karşı topyekün mücadele bunu şey yapabiliyor. Bir de tabii uluslararası ilişkilerin, uluslararası camianın etkileri meselesi var. Ne yazık ki bizim şu anki durumumuzda aslında herkes biliyor ki bütün işte Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bu tecrit, uluslararası bütün sözleşmelere aykırı. Avrupa ülkeleri de bunu biliyor. Buna imza atmış bütün ülkeler bunu biliyor. Peki nasıl mümkün olabiliyor bu? Çünkü esasen bir takım çıkarları var. Hala Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmiyorlar. Mülteci meselesi biliyorsunuz, mülteci meselesi burada tutmasını istiyor Avrupa ülkeleri. Esasen ben hani bir sosyalist feminist olarak patriarkal kapitalizm diyorum bu sisteme. Faşizan uygulamalar olan patriarkal kapitalizm. Esasen bunun ortadan kalkmasını istiyoruz. Bunun ortadan kalkması demek şu demek. Tek tip olan, tek devlet, tek ulus, tek inanç, tek cins yani erkek, onların egemenliğinin hepsine karşı çıkmak, toplumda ne kadar siyasal, toplumsal çeşitlilik var ise, kültürel çeşitlilik var ise, inançsal çeşitlilik varsa, inanmayanlar var ise, her birinin özgürce yaşayabileceği bir toplum tasavvuru. Şimdi ve burada mesela şey, otonom yaşamlar meselesi çok önemli. Ve bu emperyalistlere, kapitalistlere ağır bir tehdit. Ve 2000 işte 11'den 15'e kadar gelelim. Rojova mesela. Yine Rojova Anayasası'nı okumuştum ben. O anayasa tam da aslında egemenlerin ortadan kaldırmaya çalıştığı bir toplumsal yaşama öngörüyor. Ve bu toplumsal yaşamın beslendiği tüm ideolojik, politik, siyasal ve liderlik bazındaki herkesin tecrit altına alınması gerekiyor diye iktidar kendine sonuç çıkardı. Dolayısıyla bununla çok bağı var. Yani bu siyasal hatla tecritin ağırlaşmasının çok payı var. Peki son dönemde niye tekrar bu kadar yani Merdan Yanardağ'ın tutuklanması meselesi semboldür mesela. Neden sembol diyorum buna? Çünkü cümle alem biliyor ki Merdan Yanardağ Abdullah Öcalan'ın görüşleri çizgisinde değildir. Aksine karşıdır ona. Buna rağmen tutuklanıyor. Bu mühim bir kırılma bence. Ve burada mühim olan şey tam da şu mesaj. Yani karşı olsanız bile dilinize tek bir cümle, hukuk sınırlarında bile alamazsınız mesajı. Tecriti ağırlaştıracağım mesajıdır bu. Ve bu kritik noktada bu tecrit meselesinin merkezi gündeme almanın çok büyük önemi var. Neden bunu söylüyorum? Seçim sonuçlarıyla da bunun alakası var. Şimdi biliyorsunuz seçimlerden sonra yeni bir anayasa tartışması gündemde. Bu anayasa tartışmasında mesela Kürt halkının eşit statüsü, anayasal statüye kavuşma meselesi, talebi, tartışması gündemdeydi. Çözüm sürecinden beri ve Kürt hareketinin meselesi. Şimdi bunun gerçekleşmemesi için şimdiden bütün kanalları susturuyorlar. O tartışmalarda bunun yapılamaması, o mücadelenin verilememesi için. Bu mühim bir şey. O yeni anayasada mesela artık hani makbul aile diyerek kadınlara, feministlere, LGBT artıları da bir tecrit altına alma uygulamaları zaten başladı. O yüzden ben yani sadece mesela Abdullah Öcalan'ın tecriti sadece Kürtlerin meselesi olamaz. Ve bunun olmaması için bizim elimizden geleni yapmamız ve bir bütün olarak topyekün bu politikayı
geriletmek zorundayız.